Şişleri.net YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere şiş ile örebileceğiniz güzel bebek ve çocuk giysilerinde kullanabileceğiniz basit ve güzel bir örgü modelin yapımını göstermek istiyorum. Böyle minik çıtı pıtı tomurcuğu andıran bir örgü modeli. Hem yapımı da son derece basit hem bebek ve çocuk giysilerine yakışan güzel bir örgü modeli. Örgünün ön yüzü ters örgü üzerine kuruluyor. Modelimiz 4 ilmekten meydana gelmekte. İlmek hesabınızı yaparken 4 ilmek ve katlarından oluşan sayıda ilmek hesabı yapınız. Artı 3 de tamamlayıcı ilmek ilavesi yapın şişenize ve ben modelimin yapımına geçiyorum. İlmeklerimi şişime attım ve bir sıra örgü ördüm. Başlangıç için modeli kuracağım örgüm için. Modelimin kurulumuna geçiyorum. 3 ters ve bir düz örüyorum. Örgünün ön yüzünde 3 ters. İpliğimi arkaya alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar 3 ters. Ve de bir düz. 3 ters. Bir düz ilmeklerimi sıranın sonuna kadar bu şekilde örüyorum. İlk sıra modelimin kuruluş sırası. Üç ters, bir düz dediğim gibi ve sıranın sonunu 3 ters ile tamamlıyorum. Burası örgünün ön yüzü. Arka yüzünde modelimin başlangıcını örgünün arka yüzünde yapıyorum. 3 tersimi örgün arka yüzünde düz örüyorum. Ön yüzde bir düz olan ilmeğim ipliğimi arkadan öne alıyorum. Tekrar arka yüzünde bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Bir ters örüyorum. Şişime bir ilmek dolaması yapıyorum ve tekrar bir ters örüyorum. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım ters olarak. İpliğimi arkaya aldım. Ön yüzde ters olan ilmeklerim arka yüzde düz örülüyor. Arkadan öne aldım ipliğimi. Bir ilmekten 3 ilmek önce ters örüyorum. Şişime ilmek dolaması yapıyorum ve tekrar bir ters örüyorum. Tekrar 3 düz ilmeğimi örüyorum. 3, 2, 3. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Ters olarak 1, doladım 2, ördüm 3. 3 düz. Ters olan ilmeğimi bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. İlk ilmeğimi ördüm. Sol şimdiki ilmeğimi şişimden çıkarmadan bir dolama yapıyorum ve tekrar aynı ilmeğin içerisinden 3. ilmeğimi çıkarıyorum. 3 düz. Tekrar modeli kuruyorum. Dediğim gibi model örgünün arka yüzünde kuruluyor. 3 tersimi de örüp sıramı tamamlıyorum. İkinci sıra. Üçüncü sırada örgünün ön yüzündeyim. Üç düz. Yani ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Üç ters, üç düz olacak bu sırada. O ön yüzde, arka yüzde arttırmış olduğum 3 ilmeğimi ön yüzde 3 düz olarak örüyorum. Pıtırcık bir örgü. Tam bir bu gonca gül gibi de duruyor. Minik çocuk giysilerinde atkı, bere, yelek, elbisede, şapkada
Kullanabileceğiniz şık bir battaniye modelinde de kullanabilirsiniz, bebek battaniyelerinde. Şık bir model. Hem de zevkle örebileceğiniz güzel bir örgü modeli. Üç düz ve de üç ters. Örgünün ön yüzü dediğim gibi düzleri düz, tersleri ters ördüm bu sırada. Örgünün arka yüzüne geldim ve bu arka yüzünde ilmeklerimi toplayacağım. Bakın. Şimdi 3 düz ilmeğimi toplayacağım ve gene arka yüzünde toplayacağım. Ön yüzde toplamayacağım. Modelimi de arka yüzünde, yani bir ilmekten 3 ilmek çıkarma işlemini arka yüzde, ilmeklerin toplanma 3 ilmeğimi tek ilmeğe indirme işlemimi de gene arka yüzünde yapıp gerçekleştiriyorum. 3 ilmeğimi alıyorum, kenardaki 3 düz ilmeğimi, ipliğimi arkadan öne aldım. Bakın 3 ilmeğim ters olan ilmeğimi şöyle biraz esnettim. 3 ilmeğimi tek ilmeğe çeviriyorum tersten. Tekrar ipliğimi arkaya aldım. 3 düz ördüm. Arkadan öne geçirdim ipliğimi. 3 ilmeğimi. Bakın 1, 2, 3. Ters olarak örüyorum. Minik goncalarımız oluştu. Örgünün arka yüzünde toplanma işlemlerini yaptım. Ön yüze geldim. Örgünün ön yüzündeyim. Bakın modelimi tamamladım. Pıtırcıklarım belirginleşti. Siz isterseniz arkadaşlar bu 3 tersin aralarını genişletebilirsiniz. 5 ya da 7 ters ilmek oluşturabilirsiniz. Hani ara mesafesini siz kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Tek sayıda ilmek olmasına dikkat edin. Yeter. Modelim tamamlandı. Örgünün ön yüzündeyim. Şimdi bir sonraki motifime başlangıcını kurabilmem için araya bir boşluk bırakacağım. 1-2 sıra örgünün ön yüzünde ters, arka yüzünde düz olarak bütün ilmeklerimi öreceğim. Ön yüzdeyim ve bütün ilmeklerimi, şişimdeki bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu sırayı ters ördüm. Arka yüzü de düz örüyorum. Ön yüze geldim ve ön yüzdeyim. Şimdi
modelimin kurulumuna, tekrar kurulumuna başlayacağım. Yani 3 ters 1 düz yapacağım. Bir alt sırada 3 ters 1 düz olarak örmüştüm. Şimdi o 3 tersin olduğu aradaki ilmeğimi düz ilmeğime çevireceğim. Tam orta kısmına. O yüzden kenar ilmeğimi alıyorum ve bir düz örüyorum. Tam o 3 tersin orta kısmındaki ilmeğimi düz ilmeğe çevirdim. 3 ters yapıyorum. 1 2 3. Bu düz ilmeğim dediğim gibi 3 tersin tam ortasındaki ilmeğime denk gelmesi gerekir. Üç ters bir düz. Modeli kurdum. Sıralamı arttırma yapacağım. Yerlerim belirlendi. Arka yüzdeyim. Dediğim gibi bir ilmekten 3 ilmek çıkartma işlemim örgün arka yüzündeydi. İlk kenar ilmeğimi aldım. Ters olan ön yüzde düz olup da arka yüzde ters olan ilmeğimi ters olarak bir ilmekten 3 ilmek çıkarım. İlk ilmeğimi ördüm. Şişimi bir ilmek dolaması yaptım ve tekrar 3. ilmeğimi ördükten sonra sol şimdiki ilmeğimi bıraktım. 3 düz. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Ön yüze geldim. Ön yüzde ilmekleri gördüğüm gibi örüyordum. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Çoğaltmış olduğum ilmeklerim ön yüzde düz olarak örülüyordu. Yani 3 düz örüyorum ve de 3 ters. Ön yüzü tamamladım. Şimdi arka yüzünde tekrar ilmeklerimi toplayacağım. Tersten 3 ilmeğimi birlikte toplayıp tekrar eski sayıma ulaşıyorum.
Aralara bakın. Diğer ara bölgeleri uç tersin olduğu araya da modelimi yerleştirdim. Şöyle tutayım modelimi. Arkadaşlar, bugün sizlere bebek ve çocuk giysilerinde kullanabileceğiniz şık bir örgü modeli, pıtırcık, tomurcuk bir örgü modelini göstermek istedim. Çıkmış olduğum videolarımı beğeniyorsanız, işinize yarıyorsa arkadaşlar, videolarımı paylaşıp beğenerek, ayrıca reklamları izleyerek bana katkıda bulunabilirsiniz. Videolarımın başlıklarını ve alt yazılarına çeviri yaparak da katkıda bulunabilirsiniz. Daha başka güzel videolarda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.